Cem nasıl Beşiktaşlı oldun? Bunu bize anlatır mısın? Seçil ablam yaptı. Seçil ablan kimdir? Halamın kızı. Halanın kızı seni Beşiktaşlı yaptı. Evet. Nasıl bir duygu Beşiktaşlı olmak? Güzel. Beşiktaşlılık nedir sana göre? Sen nasıl tanımlarsın Beşiktaş'ı? Güzel. Ona olan sevgini bize anlatırsan nasıl bir sevgi? Neye benzetirsin Beşiktaş sevgisini? Çok güzel. Güzel bir sevgiye benzetiyorsun. Evet. Peki sen basketbolla ilgileniyorsun. Evet. İlerideki hedefini öğrenebilir miyiz senden? Basketbolcu. Olmak. İdolin var mı? Yok. Hedef aldığın, yani kendine örnek aldığın bir oyuncumuz mutlaka vardır. Var. En çok kimi seviyorsun o zaman basketbolcularımızdan? Engelli basketbol takımının sporcularının en çok hangisini seviyorsun? Kaan. Soy ismini öğrenebilir miyiz senden? Kaan Dalay'ı seviyorsun. Evet. Kaan abini kendine örnek alıyorsun o zaman. Evet. Onun gibi iyi bir sporcu mu olmak istiyorsun, iyi basketçi? Evet. Neler yapmak istiyorsun peki? Anlatır mısın bize? Maçları da izlemeye gidiyorsun sen. Doğru mu? Doğru. Orada ne yapıyorsun? Onları seyrederken neler hissediyorsun? Heyecanlı. Heyecanlanıyorsun. Evet. Maçı kazandıklarında ne yapıyorsun? Kaybettiklerindeki duyguların neler? Anlatır mısın bize? Bu üzerinde bir Beşiktaş forması var. Ben burada bir imza görüyorum. Kaan'dan Halit'e diye, doğru mu? Evet. Kaan abin mi imzalayıp verdi sana bunu? Evet. Çok mutlu oldun mu? Evet. Peki sana en büyük hayalin nedir diye sorsam ne dersin bana? Basketbolcu olmak. Bunun için çalışıyor musun? Evet. Neler yapıyorsun mesela? Anlatır mısın? Mesela basketbol oynuyorum. Evet. Spor yapıyorum. Hı hı. Öyle. Çok çalışıyorsun iyi bir basketçi olmak için, öyle mi? Evet. Halit, ben seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum senin bilgin var mı? Seninle ilgili gazetelerde yazılar çıkmış. Bak, sana birazını okumak istiyorum hatta. Seninle ilgili çok güzel şeyler yazmışlar. Sen engelli basketbol takımının maçlarına gidiyorsun, öyle değil mi? Evet. Bak, ondan sonra seninle ilgili çok güzel bir yazı yazmışlar. Ben sana bunu okumak istiyorum. Galatasaray ile Beşiktaş'ın engelli basketbol takımları Avrupa'nın iki büyük kupasının sahibi. Bir başka deyişle Avrupa'nın tekerlekli sandalye basketbolunda en iyi takımı. Salı akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ligin final maçını oynadılar ve Galatasaray son periyoda kadar başa baş geçen maçı kazanarak 5. kez üst üste şampiyon oldu. Sen bu maçtaydın, doğru mu? Gittin, izledin. Evet. Halit Kaan abinle de orada tanıştın, doğru mu? Doğru. Doğru. Ben yazıya devam ediyorum. Bak, seninle ilgili gazetede böyle bir yazı çıkmış. Ben bunu print ettim. Seninle de paylaşmak istedim. Oyundan ve skordan bağımsız günün en güzel görüntüsü 6 yaşındaki bedensel engelli sporcu Halit'e aitti. Üzerindeki Beşiktaş formasıyla sandalyesinde kıpır kıpır olan minik Halit, takımın tüm molalarında soluğu oyuncuların yanında alıyor, tüm taktik konuşmaları dinliyordu. Atılan basketlere sevinip yenenlere üzülüyordu. Takımın neşe kaynağı olmanın dışında salonun oyunla birlikte izlenmeye değer figürüydü. Minik yaşında engel tanımayan, basketbol topunun çevresinde yeni bir hayat eksenine oturmaya azimli, harika çocuk Halit çaldı tüm kalpleri. Koçu dinleyip taktiği öğrendiği, bulduğu 20 saniye boşlukta topla sahada gezindi, zaman zaman abilerine destek verdi, zaman zaman Galatasaraylı basketbolcularla gitti konuştu. Onu herkes sevdi ve bağrına bastı. Takımı maçı kaybedince yıkılmadı, abileriyle tribünleri selamladı. En can alıcı anlardan birisi ise takımın yıldız oyuncusu Kaan'ın şampiyonluğu kaptırmanın üzüntüsüyle yıkıldığı bir an, ona gidip teselli etmesiydi. Halit'in formasının üzerinde tek bir imza var, o da kendisine idol olarak gördüğü Kaan'ın imzası. Thank you.
Halit, burası senin odan, kaldığın oda, öyle değil mi? Evet. Sen neler yapıyorsun? Bize odanı tanıtabilir misin? Oyun oynuyorsun. Burada bir pota var. Basket oynuyorsun burada. Evet. Bahçende de pota var. Birazdan oraya da gideceğiz. Evet. Oraya da bakacağız. Sen odanda da pota yapmışsın. Burada basket oynuyorsun, öyle mi? Evet. Ve geldik yatağına Halit'in. Halit, yatağında yastık, Beşiktaş. Burada Beşiktaş bayrağı var. Nasıl bir aşktır böyle? Büyük büyük bir aşk, öyle değil mi? Çantanda Beşiktaşlı, kalem kutun. Burada kedin bile Beşiktaşlı. Arabaları seviyorsun sanırım. Evet. Oynuyorsun onlarla. Evet. Başka neler yapıyorsun odanda kaldığında? Ben seni böyle yatağına oturtturayım, olur mu? Olur. Hadi bakalım. Tamam, rahat mısın şimdi burada? Evet. Böyle? Neler yapıyorsun Halit odanda? Kitap okuyor musun? Evet. Hangi kitapları okuyorsun? Her kitap okuyorum. Odanda tek başına kaldığında müzik dinler misin? Hangi müzikleri dinlersin? Hiç ben müzik Dinlemiyorsun. Neler yapıyorsun? Sen anlatır mısın bize? Benim oynuyorum. Ders yapıyorum. Derslerin iyi mi? İyi. Karne? Güzel gelecek mi? Gelecek. Hangi dersini en çok seviyorsun? En çok. Resim. Resim. Resim yapıyor musun? Güzel çiziyor musun? Evet, çizebildiğim kadar. Çizebildiğin kadar. Doğa resimleri mi çiziyorsun? Portre mi çiziyorsun? Doğa. Doğa resimleri çiziyorsun. Var mı çizdiğin bir resim? Gösterebilir misin bize? Gösteririm. Görmek istiyorum ben o zaman. Tamam. Tamam, bakalım o zaman birlikte resimlerini. Nerede şu an? Şu an aşağıda. Aşağıda, anladım. Seçil ablama bir tane resim çizmiştim. Hı. O. Seçil ablana çizdin. Ne çizdin? Doğum gününde onu çizdim. Seçil ablanı mı çizdin? Doğum günü pastası mı yaptın ona? Yok. Onu çizdim. Seçil ablanı çizdin. Tamam. Sonra beni çizdim. Umut'u çizdim. Kendini çizdin. Kardeşin Umut'u çizdin. Evet. Başka neler çizdin? Sonra Gülden ablayı çizdim. Demin Gülden abla. Evet. İşte onun abla. Onun annesini çizdim. Neden özellikle onları çizdin? Bilmiyorum. Hayatında çok mu önemliler? O yüzden çizmiş olabilir misin? Çok sevdiğin için olabilir mi? Böyle olur. Olur. Başka resim dışında yaptığın bir şeyler var mı? Var. Anlatır mısın? Bir tane böyle taç vardı. Onu koydum, baka baka çizdim. Taç. Bakarak da çiziyorsun. Resim kabiliyetin de var yani. Çok güzel. O kadar da yok. Ama geliştirebilirsin bunu. Evet. Resim çizerken neler hissediyorsun? Nasıl bir duygu resim çizmek? Rahatlatıyor mu seni? Rahatlatıyor. Bir tane tandem abi var. Evet. O her türlü şeyi çok güzel çiziyor. Çiziyor, evet. Sonra kesiyor. Spider-Man yapıyor. Spider-Man yapıyor, evet. Başka öyle çiziyor. Spider-Man'i seviyor musun sen? İzler misin? İzlemem. Neden, sevmiyor musun? Severim de bizim televizyonda yok. Televizyonda kanal yok yani, anladım. Kanal var da o kanallarda yok. Kanallarda yok. CD'si alınabilir bunun, çizgi film CD'si. Ben sana alayım, hediye edeyim onu. Benden sana hatıra kalır, olur mu? Sen de Spider-Man'i izlersin. Tamam. Ha, anlaştık. Var bir tane Garfield, neşeli çizgiler. Onunla neşeli çizgileri izledim. Çok güzel atışlar yaptın. Kutluyorum seni. Nasıl öğrendin sen bu güzel atışları yapmayı?
basket topunu tutuşun falan çok güzel, çok profesyonelce. Nasıl öğrendin, anlatır mısın? Amcamla. Amcan mı öğretti? Evet. Peki bana da gösterir misin bunu nasıl tutmamız gerekiyor bu şekilde? Sence ben bir tane deneme yapsam atabilir miyim? Göster bana tam olarak nasıl tutuluyor. Bu şekilde mi tutacağız? Şöyle yapacağım. Mikrofonumu sana vereyim. Sen bana anlat. Doğru mu tutuyorum şu an? Bir kez daha göster. Bu şekilde yapıyorum. Böyle atacağım. Evet. Atabilir miyim sence? Belli olmaz. Belli olmaz. Atabilirim, atamayabilirim. Evet. Böyle tutacağım. Tam olarak anlatırsam böyle. Avucumun içine mi koyuyorum? Evet. Parmaklarımı böyle evet. Yanaştırıyorum. Evet. Böyle tutuyorum. Evet. Sonra bileğimi birazcık kıvırıyor muyum? Evet. Şimdi atıyorum o zaman. Hazır mıyım şu an? Evet. Deniyorum. Atabilir miyim sence? Belli olmaz. Sen ne diyorsun? Atar mıyım, atamaz mıyım? Atar. Atar mıyım? Atar. Bakalım. Senden gördüğüm kadar, öğrendiğim kadar deniyorum. Başlıyorum. Bakalım. Atamadım. Atamadım. Olmadı. Bir kez daha deneyeyim mi? Olur mu? Olur. Tamam. Bir kez daha deniyorum. İnşallah şimdi atarım. Yok, olmadı. Olmuyor. Yine olmadı. Ben beceremiyorum bunu o zaman. Ne yapmam gerekiyor? Sence? Ben de sektireyim. Sen nasıl böyle bu kadar iyi öğrendin onu anlatır mısın? Anlıyorum. Sürekli oynuyor musun bahçede burada? Evet. Ne kadar oynuyorsun günde? Ne kadar süre? Bahçeye ne zaman çıkarsam hep oynuyorum. Oynuyorsun. Basketbol maçlarını takip ediyorsun. Evet. Kaan abine olan hayranlığından biraz bahseder misin? Nasıl bir hayranlık ona olan hayranlığın? Çok güzel. Aha. Maça gittiğinde tanıştın mı onunla, konuştun mu? Yani daha doğrusu tanıştın, formanı imzaladın, sohbet ettin mi? Evet. Neler konuştunuz, anlatır mısın? Neler söyledi sana? Sen dedin ona ben senin gibi basketbolcu olmak istiyorum dedin. O neler söyledi sana? O da formamı imzaladı. Evet. Sonra konuştuk. Sonra da eve geldik. Hoca onlara maç aralarında taktikleri anlatırken sen de dinliyor musun, doğru mu? Evet. Neler anlatıyor hoca? Nasıl taktikler veriyor, bahseder misin? Böyle bir tane tahta var. Aha. Ona abilerin ismini yazıyor. Sen şuradasın, sen şuradasın diye. Aha. Onlar da orada oynuyorlar. Etkilendin mi çok? Bir telefon bağlantımız var Erdem Bey. Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç telefon attığımızda. Evet, evet, harika bir insan. Onu alalım, kendisini alalım. Sayın Başkanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyoda bulunan herkese iyi bir akşam diliyorum. Öncelikle ben bir engelli olarak ülkemizdeki 10 milyon engelli adına size şükranlarımızı sunuyoruz. Neden derseniz, bizim Beşiktaş camiamızın sembolü haline gelen 7 yaşındaki Halit'imizin okulunda Halit'e göre özel düzenlemeler yaptığınızı duyduk, öğrendik ve çok mutlu olduk. Sevgili başkanım, gerçekten tüm engelliler adına çok teşekkür ediyoruz size. Hakikaten bu hizmetleri veren belediye başkanları çok az. Bu bir örnektir. Örnek olduğu için de